Bakara suresinin 153. ayetinde ya yüllezine amenüstain ve sabrı ve salah ifadesinden hareketle namaz içerisinde dua yapılabilir diyebilir miyiz diyor. Evet, Allahü Teala o ayette diyor ki müminler sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Sabır çok önemli. Yani başımıza mutlaka tahammülümüzü zorlayan çok çeşitli olaylar gelecek. Ah, benim başımdan neler geçmiştir bir bilseniz. Roman olur roman. Vallahi bunu herkes söyler. Başından geçenleri roman olmayacak bir tek insan yoktur da yazamayanlar vardır. Niye? Çünkü bu dünyada yaşıyorsan o imtihanlardan geçeceksin. Allahü Teala sabredenlere müjde ver diyor. O zaman peki Allah'tan yardımı nasıl isteyeceğiz? Sabırla ve namazla. Namaz kılarken de secdede kendi dilinle Cenab-ı Hak'tan iste yani. Kişinin Allah'a en yakın olduğu yerdir. İşte oturduğumuz zaman biliyorsunuz işte tahiyyat arkasından dualar okuyoruz. Orada da Cenab-ı Hak'tan istekte bulunabilirsiniz ve namazın sonunda zaten yani namazın sonunda ayrıca bir dua yoktur. O Türkiye'de var. Yani biliyorsunuz bizde şeydir her şey askeri sistemdir. Yani ezan okunur, müezzin gelip de es-salâh demeden kimse sünnet kılmaya başlamaz. Komut verilmedi yani. Sonra müezzin ya imam selam verdikten sonra müezzin Allahümme ente selam ve minke selam diyecek ki millet kardeşim ama Allahümme ente selam ve minke selam diyeceksen ben diyeceğim sana senin işin bitti. Seninki kâmet getirmekti, ezan okumaktı. Kâmeti getirmesen de olur, imam da getirebilir o kâmeti. Bitti, sen ezan okundun, bitti. Senin işin bitti. Ya olmaz. Bir sürü şeyler olacak. Namaz bittikten sonra arkasından bir de efendim bir aşir-i şerif okunacak. Ondan sonra bir de bir imam başlayacak duaya kimsenin anlamadığı kelimelerle millet de amin diyecek. Bir de şeyi yanlış ok, yanlış dua ediyorsa şimdi hiç unutmadığım bir şey var. Bizim bir komşu camide bir imam vardı, bir de müezzin. Şimdi imam her perşembe günü şey yapar. Tevbe ettirir, nikah tazeler falan. Şimdi imamın birden fazla eşi vardı. İki taneydi eşi, tamam. İki eşi vardı. Şimdi şey yapıyor. Arapça nikah tazeliyor. Uşhidukum zevveştu zevceteyye imraeteyye iyyaye diyor. Ben sizi şahit tuttum, iki karımı kendime nikahladım diyor. Tabi bunun bir anlamı yok dinen ama öyle şimdi. Bir de müezzinin yarım karısı var. Niye yarım diyor? Hasta. Hastalıklı bir karısı vardı ama çok iyi bir insandı. Hakikaten hala şey yaparım, şimdi geçen de duydum iyileşmiş, çok da sevindim. İyi insanlardı çünkü gerçekten. Şimdi o da imam olmadığı zaman nikah tazeliyor. O da aynı şeyi söylüyor, ezberlemiş ya. Uşhidukum zevveştu zevceteyye imraeteyye iyyaye. Sizi şahit tutuyorum, iki karımı kendime nikahladım. Şimdi kendi karısı orada olsa da bir de Arapça da bilse, onun saçını yorar. İkinci karın kim diye. Şimdi, ya kardeşim, Türkiye'de dua ediyorsan Türkçe yap ya. Arabistan'da Arapça dua edersin. Ondan sonra cami bir cemaat bir camiye girdi mi bir daha çıkarmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yav yapmayın. Bu insanlar farzlarını kıldı mı çıkabilsinler ki bir daha gelsinler. Farzları kıldı çıksın. Ha efendim vakti olan hiç çıkmasın. Kendi şeyine bırak. İsterse istediği kadar namaz kılsın, istediği kadar otursun, sohbet etsin, ne bileyim başka şeyler yapsın. Ama sen bu insanları orada tutmak için uğraşma. Yani o şeyler hakikaten bu Osmanlı'dan kalma bir şey uygulamadır bu. Selam verdi, namaz bitti. Ondan sonra cemaati serbest bırakmak lazım.